Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomda da bu görmüş olduğunuz hesabı çekiliş ile sizlerden birisine vermek istiyorum. Öncelikle hesabı birlikte inceleyelim arkadaşlar. Neler var kahraman olarak? Evet, iki tane efsanevi bir kahraman var. Gayet güzel kullanışlı kahramanlardır. Özellikle bu hükümdar katon benim hoşuma da gidiyor. Yine görmüş olduğunuz gibi zayıflatması, defans azaltması vesaire var. İyileştirme azaltması. Şöyle göstereyim puanlamalarına da. Örümcekte falan puanı yüksek arkadaşlar. Yani örümcekte iş yapabilen bir herodur. Ateş şövalyesinde de aslında az vermişler ama ateş şövalyesinde de iyileşme azaltmasını verirseniz ateş şövalyesinde de iş yapacaktır bir hero. Gördüğünüz gibi tüm düşmanlara vuruyor her skillinde. Ayrıca da aurasında da tüm savaşlarda %30'luk bir atak arttırması var arkadaşlar. Onun dışında ikinci efsanevi kahramanı da yaşlı Scar. Bunun da görmüş olduğunuz gibi gayet HP yanı vesaire var. Şöyle puanlarını göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani kullanabilirsiniz. Özellikle şu efsanevi heroyu seferlerde vesaire de kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Güzel bir herodur. Aslında bu hesabı güzel yapan efsanevilerinden yanı sıra şu epikleridir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi epiklerinde kafa parçalayan var. Ben ana hesabımda istediğim bir hero ama hala çıkmadı bana. Gayet güzel bir hero. Karşı saldırısı var arkadaşlar. Clan boss'ta vesaire birçok yerde işinize yarayacaktır. Örümcekte vesaire, ateş şövalyesinde gibi. Birçok yerde kullanabileceğiniz, arenada falan kullanabileceğiniz güzel bir epik herolarından bir tanesidir arkadaşlar. Çok başarılı bir hero. Onun dışında arkadaşlar şöyle yine göstereyim epiklerden. Mezar büyücüsü var. Ben bu mezar büyücüsünü ana hesabımda da kullanıyorum. Gayet güzel clan boss'ta. Ondan sonra buz golleminde, örümcekte falan tanklıyor arkadaşlar. 20. bölümde falan ilerleyen zamanlarda bunun da videosunu size atacağım. Çok güzel, başarılı bir herodur. Onun dışında arkadaşlar şöyle göstereyim yine. Epiklerden yine Allure var. Bu heroyu kasarsanız inanın birçok yerde işinize yarayacaktır. Zindanlarda bayağı etkili bir herodur arkadaşlar. Dönüş metreyi falan düşürüyor. Örümcekte ve özellikle ateş şövalyesinde çok başarılı bir herodur. Ben de şu an ana hesabımda yok ama çıksaydı emin olun direkt 60'a kasacağım herolardan bir tanesidir bu. Dediğim gibi örümcekte ve ateş şövalyesinde özellikle iş yapan bir herodur. Diğer bir herosuna geçelim arkadaşlar. Joton arkadaşlar, bu hero da clan boss'ta vesaire işinize yarayacaktır. Defans azaltması var. HP yanığı var arkadaşlar. Bu hero da kasılabilir. Eğer daha iyi hero çıkarsa bunu kasmayabilirsiniz ama şu an için bu mevcut heroların içerisinden bu hero da kasılabilir. Arkadaşlar başka epiklerden şöyle bakıyorum. Epiklerden başka size göstereceğim herolar yok ama nadir olarak dediğim gibi popüler bir herodur. Donmuş ölüm perisi zehirci olarak arkadaşlar Kayle'dan daha iyidir. Zehir hassasiyeti vesaire var. Şöyle göstereyim. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Anlatmama da gerek yok. Şu an en popüler clan boss'ta zehircilerden bir tanesidir arkadaşlar. Yine eczacısı mevcut içerisinde. Eczacı da zaten biliyorsunuzdur. Onu da tekrar diğer videolarımda anlatmıştım. Tekrar anlatmak istemiyorum. Evet, kasılmış 50 level. Yıldızları morlaştırılmış ruh esiri okçusu var. Bu da gayet güzel bir hero. 60'a atılabilir arkadaşlar. Daha önceki videomda da belirtmiştim bu heroyu. Örümcekte ve özellikle ateş şövalyesinde işinize yarayacak bir herodur arkadaşlar. Evet, videodaki işe yarar herolardan kısaca bahsettim. Yine şöyle şunları da göstereyim. Elhain falan var arkadaşlar. Bunlar pek kasılmaya gerek yok ama şu an dediğim gibi zaten kasılması gereken heroları gösterdim. Kayle 50 levelde arkadaşlar. Kayle'ını bunu 60 level atmanıza gerek yok. Şu an için zaten sefer için bunu kullanırsınız. Clan boss'ta da bunu kullanırsanız daha verimli olur arkadaşlar. Kayle 50 levelde kalır bunu, eğer alan arkadaş kim olursa o şekilde kasmaya devam eder. Arkadaşlar günlük ödüllerinden de şöyle göstereyim size. Hesap gayet yeni bir hesap. Şu an 22. gününde taşları vesaire duruyor arkadaşlar. Şöyle 60. günlük ödüllerin hepsi duruyor. 90. günlük ödüllerin hepsi duruyor, hala alınmamış. Sadece 22 gün kullanılmış bir hesap. Evet, onun dışında vazifelerini göstereyim. Vazifeleri hiç yapılmamış arkadaşlar. Tüm ödülleri olduğu gibi duruyor. Bunları vazifelerini de yaparak buradaki taşlardan vesaire ödüllerini de alırsınız. Kitapları vesaire hepsi duruyor ödüller olarak. Bunlar da bu şekilde işinize yarayacaktır arkadaşlar. Mücadelelerindeki taşlar da duruyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde yapılmamış daha. Hiçbir taş alınmamış. Kitaplar vesaire alabilirsiniz burada da.
gördüğünüz gibi ödüllerindeki taşlar vesaire alırsınız. Zaten bu ödüllerdeki taşlardan da eminim güzel herolar çıkacaktır. Aylıkta da şöyle göstereceğim. Aylık olarak da 16. günde arkadaşlar. Zaten sarı taşına da bir 15 gün falan kalmış, 14 gün. 14 gün sonra da bir moruk, bir tane de sarı taşı buradan gelecektir. Dediğim gibi başlangıç olarak gayet güzel bir hesap. Sadece sefer yapılmış bu hesapla, 39 leveli çıkartılmış, yükseltilmiş hesabı, ama dediğim gibi giriş olarak sadece 22 günlük bir hesap arkadaşlar. O yüzden yeni başlayanlar için özellikle güzel bir hesap olacaktır. Zaten içerisindeki mevcut epik heroları olabildiğince güzel. Efsanevi iki tane de efsanevi kahramanı var. O yüzden de bu hesap kasılmaya değer bir hesap arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hesabı gördünüz. Başlangıç olarak gayet güzel bir hesap. Kasılmaya değer, güzel kahramanlar mevcut içerisinde arkadaşlar. Ödülleri alınmamış bir hesap. Bu çekilişe de katılmanız için öncelikle kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek yorumlar kısmına katıldım yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Çekiliş sonucunda videolu olarak 1 Mayıs'ta Cuma günü, tekrar ediyorum, 1 Mayıs Cuma günü açıklayacağım arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.